Arkadaşlar merhaba. Bugün 3-4-5 yayınlarının TYT coğrafya soruları çözeceğiz. Şimdi 600 sorudan başlıyor arkadaşlar sorumuz. Şimdi soruya bakalım arkadaşlar. Harita üzerinde işaretli alanlar ile ilgili öğrenci çalışmaları sıralanmıştır diyor. Bakalım Fırat Nehri üzerinde kurulan barajların yıllık elektrik üretimi ve rafting potansiyeli demiş. Arkadaşlar yıllık elektrik üretimi bu enerji coğrafyasına giriyor. Rafting potansiyeli dediği de akarsuyun akış hızı ki turizm amaçlı kullanılır. Giresun'da fındık üretim miktarı ve işletme sayısı. Ankara-Konya arası yapımı gerçekleştirilen hızlı tren hattı ve hattın taşıma kapasitesi. Çalışma konularına bakıldığında diyor, aşağıdaki coğrafya alt dallarından hangisiyle ilgili bilgi bulunmamaktadır? Şimdi Ankara-Konya arası hızlı tren hattı ulaşım coğrafyası arkadaşlar. Burada rafting potansiyeli dediği için biz bunu genellikle turizm coğrafyası olarak alırız. Giresun'da fındık üretim miktarı ve işletme sayısı ki bu da tarım coğrafyasına giriyor. Ayrıca yıllık elektrik üretimi diyor. Bu da enerji coğrafyasına giriyor. Burada arkadaşlar nüfusla ilgili bir yorum yapılmadığı için cevap C şıkkıdır diyoruz. Şimdi 7. soru arkadaşlar. 7'ye bakalım. Şimdi diyor ki 7. soruda yukarıda verilenlerden hangisi nemliliğin sıcaklık üzerindeki etkisini örnek gösterilemez? Şimdi arkadaşlar çöllerde günlük sıcaklık farkı fazladır ki bu nemle ilgilidir. Denizden karaya doğru esen rüzgarların kışın ılıtıcı, yazın ise serinletici etki yapması ki bu da nemle ilgilidir. Orta kuşakta mevsimlik sıcaklık farklarının görülmesi. Ekvatoral bölgeye güneş ışınları dik geldiği halde dünyanın en sıcak yerinin çöller olması nemle ilgili. Kuzey yarımkürede izoterm verilerinin daha çok girinti ve çıkıntı yapması. Arkadaşlar izoterm verilerinin kuzey yarımkürede çok fazla girinti ve çıkıntı yapmasının sebebi arkadaşlar kara ve denizlerin dağılışı ile ilgilidir. Yani cevap E şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. 8. soruya bakalım arkadaşlar. 8. soruda. 8. soruda harita üzerinde diyor işaretli alanların hangisinde kimyasal çözülmeye bağlı olarak toprak oluşumu hızlı olmasına rağmen aşırı yıkanmadan dolayı humus oranı azalmıştır diyor. Arkadaşlar aşırı yağışın olduğu yer ekvatoral bölgedir. Ekvatoral bölgenin toprakları humus bakımından fakirdir çünkü yıkandığı için mineral maddeler ve humus, organik maddeler eriyip gidiyor. Yani burada cevap C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. 9. soru arkadaşlar. 9'a bakalım. Haritada üzerinde bazı kriterlere göre dünya bölge haritası oluşturulmuştur diyor. Belirlenen bölge türü için yüksek dağlık bölge, sıcak iklim bölgesi, seyrek nüfuslu bölgeler. Şimdi arkadaşlar haritaya baktığımızda ki şurası Sahra Çölü'dür arkadaşlar. Yani bakın dikkat edin, Sahra Çölü. İşte Amerika'daki Arizona Çölü, Atakama Çölü, Şili tarafında, Kalahari Çölü. Yani verilen yerler sıcak bölgeler, sıcak iklim bölgesi ve haliyle de arkadaşlar buralar seyrek nüfusludur. Çünkü niye? Sıcak bölge olduğu için cevap E şıkkıdır diyoruz. Son soruya bakalım arkadaşlar. 10. soruya. Yukarıda diyor, afet ve görüldüğü yer ile ilgili bilgilerden hangisi yanlışlık yapılmıştır diyor. Tacikistan ve çevresinde yaz mevsiminde kuraklığın şiddetli olması. Arkadaşlar burası Orta Asya'dır. Genellikle şiddetli bir karasal iklimin olduğu yerdir. Kuraklık doğru. Depremler sıkça yaşanır. Bu da doğru. 3 kalsın. Meksika körfezi kıyılarında kasırgalar. Evet.
Çünkü tropikal bölgelerde kasırgalar çok fazladır. Hindistan'da muson yağışları var biliyorsunuz. Muson yağışlarından dolayı sel ve taşkınlar can ve mal kaybına neden oluyor. Hollanda'da diyor kış aylarında çığ olayı. Arkadaşlar Hollanda'nın ortalama yüksekliği çok azdır. Ki neredeyse Avrupa'da ortalama yüksekliğin en az olduğu ülkelerden biridir. Çığ olayı olması için arazinin dağlık ve engebeli olması lazım. Yüksekliğin fazla olması lazım. Yani burada cevap C şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar başka bir TYT sınavında görüşmek üzere arkadaşlar.